Mide hastalıkları, reflü, gastrit, ülser ve buna benzer bir takım işte türleri vücutta midede asit azlığından kaynaklandığı konusunda neredeyse kesin hükümler var artık. Mide asiti azaldığında hazım zayıflıyor. Vücutta midede kalması gereken besinler 1-1,5 saatte bozulması gerekirken, sindirime hazır hale gelmesi gerekirken ya da bağırsağa gitmesi durumu hazır hale gelmesi gerekirken 2-2,5-3 saatte gidiyor ve o arada bir sürü gaz oluşturuyor. Bu gaz mide çeperlerine baskı yaparak, işte özofagus kapağına baskı yaparak oraları bozuyor, reflüyü oluşturuyor. Mide çepe en önemlisi işin, biliyorsunuz bu hastalığı doğuran en önemli sebeplerden biri helikobakter. Helikobakter bakterisi düşük asitlerde yaşayamıyor. Mesela normal vücutlarda hazım zamanlarında, yemek zamanlarında 1'lere 1,5'lara düşen asit şeyi, pH'i, bu mide asidi yeterli olmayan kişilerde 2,5-3'lerde kalıyor. 2,5-3'lerde doğru düzgün sindirim olmuyor. Helikobakter oranı yükseliyor. Yükseldikçe bu tür gastrit gibi, reflü gibi, ülser gibi problemlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani sonuçta bugün ülser, helikobakterin mide duvarlarına saldırarak orada tutunması ve o bölgede gittikçe tahrip ederek yara oluşturması, mukozayı bozması olarak da tanımlanıyor.